Bu yoksulluğun sorumlusu kim? Bu ülkede hükümet yok mu? Ülkeyi kim yangın yerine çevirdi? Recep Tayyip Erdoğan. Değerli basın mensupları. Saray ve şürekası önce bozuyor. Sonra yan kesici misali havaya bakıp ıslık çalarak olay yerindeki kalabalığa karışıp suç mahallinden sıyrılmaya çalışıyor. Azdırdıkları hayat pahalılığını sadece seyrediyorlar. Sorumluluğunu üstlenmediklerini, hatalarını unutturmak için her işi bıraktılar. Şimdilerde Putin'le Zelenski arasında Boğaz'da bir fotoğraf çektirmenin peşinde koşuyorlar. Bir de memnuniyetlerinizi bize saraya, şikayetlerinizi rahmetlik İsmet İnönü'ye, muhalefet partilerine ve genel başkanlarına iletin diyorlar. Değerli basın mensupları, Ramazan ayındayız. İlk oruçlar tutuldu. İlk iftarlar açıldı. Mübarek Ramazan ayında edilen duaların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyoruz. Bir kere daha Ramazan'ın ülkemize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Ama Ramazan öncesinde yeni bir zam yağmuruyla karşı karşıya kaldık. Gelen zamlarla şekerin tadı kaçtı. Şu Ramazan günü iftarda bir tatlı yemek için küçük bir servet ödemek gerekiyor. Et fiyatları zaten çok yüksekti. Ayrıca artık iyice ulaşılmaz oldu. Kıyma 120 liraya. Pirzola gibi etlerin kilosu 200 liraya. Bonfilinin kilosu 250 liraya dayandı. Süt ve süt ürünlerinde zaten bir zam bekleniyordu. Ama el insaf, bu kadar da olmaz. Eskiden peynir ekmekle karın doyurmak diye bir şey vardı. Şimdilerde beyaz peynirin kilosu 90 liraya dayandı. Bir de yanına Ramazan'da pide alacaksanız, 2012 yılında 400 gramı 1,5 lira olan pide, bugün hem 330 grama düşürüldü, hem de fiyatı 6 liraya çıktı. Gramajla falan oynayarak sanki çok artmamış gibi yapmaya çalışıyorlar. Algı yönetiyorlar, algıyı yönetiyorlar. Daha birkaç hafta önce bir marul 10 lira olur mu diyorduk, bugün bir demet maydanoz oldu 10 lira. Marul 20 lirayı gördü. Antalya halinde meyvenin, sebzenin merkezinde domates 17 lira. Patlıcan 18 lira. Kılçık biber 40 lira. Bunun üstüne bir de yol parası var, mazot parası var, komisyoncu parası var. Bakkalın, manavın, pazarcının kar payı var. Bugün Mart ayına ait tüketici ve üretici enflasyonu açıklandı. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile son bir yılda tüketici fiyatları %61, üretici fiyatları da %115 arttı. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Enflasyonda turbun büyüğü hala heybede. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubuna göre ise Mart ayı enflasyonu TÜİK'in söylediğinin iki katından fazla. ENAG'a göre yıllık enflasyon %143. Tüketici enflasyonunda TÜİK'in yine makyajlı rakamlarıyla 2002 Ocak ayından, üretici enflasyonunda ise 1995 Mart ayından bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyoruz. Ama buna rağmen bu rakamlar makyajlı. Bakın, gıda enflasyonu aylık %4,73, biraz önce söyledim. Etteki fiyat artışını söyledim, şekerdeki fiyat artışını söyledim, meyve sebzedeki fiyat artışını söyledim. Bunlar 4,73'ün içine sığmaz. Ama buna rağmen yıllık gıda enflasyonu %70,33. 27-28 yaşlarındaki gençlerimiz ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. İnsanlar marketlere gitmeye korkar oldu. %4,73 gıda enflasyonuymuş, sevsinler. Türkiye tüketici enflasyonunda dünyada en yüksek enflasyona sahip 6. ülke oldu. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına ancak sokabildiler. Bütün bunların sorumlusu kim? Bu ülkede kim hükümet, kimin hükümeti var, kim hükümetin başında? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan.
Son bir yılda patates %207, salatalık %193, patlıcan %185, margarin %160, kabak %153, karnabahar %146 zam görmüş. TÜİK'in makyajlı fiyat toplama sistemiyle. Ama söylüyorum, bunlar daha iyi günlerimiz. Doğalgaza yapılan faiz zamlar bu rakamlarda yok. Yine son bir yılda kömür %221, mazot %210, LPG %193, benzin %161, tüpgaz %137 zam görmüş. Bunlar her şeyin iğneden ipliğe, her şeyin girdisi. Artan bu maliyetler marketlerin raflarına, manavların, pazarcıların, tezgahlarına, kasapların vitrinlerine bundan sonra da yansımaya devam edecek. Anlaşılan bu yıl enflasyon %70'i de geçecek. Peki bu zam dalgasının sorumlusu kim? Bu ülkenin 128 milyar dolarını yok yere heba edip Merkez Bankası'nın bir kolunu kesen, faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla Merkez Bankası'nın elindeki bağımsızca kullanacağı araçları elinden alan kim? Enflasyonla doğru dürüst, bilinen usullerle, enflasyonu indirecek olan usullerle, Merkez Bankası'nı güçlendirerek mücadele etmeyen kim? Elbette Recep Tayyip Erdoğan. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsım rejimi elinde, ülkemizde kapanmayan bir başka yarada işsizlik. Gerçek işsizlerimizin sayısı dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla. Ucube saray yönetiminin iş başına gelmesinden bu yana işsizlerin sayısı 3,5 yılda 2 milyon 902 bin kişi arttı. Ne bir işte çalışan, ne de okuyan gençlerimizin sayısı 3 milyon. Bu hükümet her 4 gençten birini ev genci yapmış. Şimdi bunun sorumluluğundan da kaçmaya çalışıyor. Havaya bakıyor, ıslık çalıyor. Umudunu yitiren gençlere internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade etmeyin. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde sosyalleşmeyi, bir de dünyayı gezip görmeyi öneriyor. El insaf. Anlaşılan Erdoğan bu milletin gençlerini saray sosyetesi sanıyor. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Özgür Karabat Avrupa'ya 3 günlük gezinin maliyetini çıkardı. Pasaportundan uçak biletine, en ucuzundan bir otelde kalmak kaydıyla, konaklamasından biletine toplam masraf 12.300 lira. Sarayın tavsiyesi üzerine gençlerin 3 gün yurt dışına çıkması asgari bedel olarak 3 tane asgari ücreti gerektiriyor. Ya gençler bu parayı nereden bulacak? Kahramanmaraş'ta konuştuğum telefon satıcıları artık doğru dürüst telefon alan kalmadığından aksesuar satarak ayakta kalmaya çalıştıklarını söylüyor. Akıllı telefona ulaşamayan, hatta akıllı telefonlarını satmak zorunda kalan gençler İnternetten, sosyal medyadan nasıl istifade edecek? Bunlar çaresiz bıraktıkları milletimize karşı işte böyle kayıtsızlar. Milletin halini görmüyorlar. Kendileri ve yandaşları için atan kalpleri vatandaşa karşı mühürlenmiş. Utancı gidenin kalbi ölürmüş, bunların kalbi ölmüş. Değerli basın mensupları, Aydınlanma döneminin önemli düşünürlerinden Montesquieu, Romalıların yücelik ve çöküşünün nedenleri üzerine Düşünceler adlı eserinde Roma'nın çöküş dönemini şöyle anlatıyor. Yeni bir tür yozlaşma baş gösterdi. Saray milletten koptukça içindeki zehir arttı. Makamlar muktedir olmayanlara bırakılıyordu. Önceki imparatorların meseleleri bizzat bilmesini sağlayan istişareler ortadan kalktı. Güç sahibi az sayıdaki sırdaşının aktardığı kadarını biliyordu. Sarayda şatafat ve gösteriş yerleşti. Sadelik ve tevazu asaletin ihmali olarak yorumlandı. O günlerden bugüne geldik. Bugün ülkemizdeki saray da milleti duymuyor. Halini görmüyor. Bugün de devlet yönetiminde istişare bitti.
Bugün de millet kuyruklarda beklerken görgüsüz bir lüks ve şatafat sarayı sardı. Bugün de tevazu itibardan tasarruf olmaz denerek hakir görülüyor. Bugün de yönetimde liyakat sona erdi. En kritik makamlar beceriksiz ellere teslim ediliyor. Erdoğan daha önceleri tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler, aynı zamanda milletin itibarıdır diye tarif ettiği milli paramızı kendi elleriyle pul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturttuğu Nebati bakanları da çıktı bununla övündü. Şimdilerde sarayın kendisine konuşma yasağı getirdiği söyleniyor. Bir de ikişer üçer ballı maaşlarla gününü gün edenler var. Bunların bol sıfırlı maaşları, yönetim kurulu üyelik ücretleri tıkır tıkır hesaplarına yatıyor. Zonguldak milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz, ballı yönetim kurulu üyeliklerine getirilen bakan yardımcılarını tek tek ortaya koyuyor. Bir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 40 bin lira maaş alıyormuş. Yetmiyor, üstüne 67 bin lira TÜPRAŞ yönetim kurulu üyeliğinden de para alıyor. Aylık geliri 107 bin lirayı buluyor. Asgari ücretin 4.253 lira olduğu yerde bir bakan yardımcısı her ay 25 asgari ücret tutarında maaşı alıp cebine koyuyor. Şimdi bunun hak neresinde, adalet neresinde? Bu yağmanın, bu talanın sorumlusu kim? Bu kişileri buraya kim atıyor? İstanbul'daki kupon arazileri bile tek tek takip eden, her şeyden haberi olan Erdoğan'ın bunlardan haberi olmaması mümkün mü? Bu Rabbena hep bana hep bana düzeninin başı bellidir. Recep Tayyip Erdoğan. Değerli basın mensupları, ne yazık ki ülke devlet gibi değil. Saray ve şürekası tarafından aile şirketi gibi yönetiliyor. Erdoğan'ın oğlunun bu devlette resmi bir görevi var mı? Yok. Ama devlet protokolünde ilk sırada. Damatlardan biri ülkenin 128 milyar dolarını hiç etti. At izi it izine karıştı deyip çekti gitti. Şimdi bir diğeri de bu ülkenin önde gelen gazetecilerinden Sayın Çiğdem Toker'e ayar verip tehdit etmeye kalkıyor. Bu ülkeyi germek için bir tane Recep Tayyip Erdoğan fazlasıyla yetiyor. Ülkenin başka Erdoğancıklara ihtiyacı yok. Herkes kendi işine baksın. Bu arada Erdoğan için Amerikalılara aman deliye süpürmeyin kullanın diyen Erdoğan'ın danışmanlarını görmüştük. Şimdi de AK Parti'de görev yapmış Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı eski mağcu, yeni çakma oligarkın AK Parti'yi ABD iktidara getirdi, Amerika Birleşik Devletleri iktidara getirdi sözleri yenilir yutulur gibi değil. Ama anlaşılan itirafı da bir güzel yiyip yutacak. Çünkü yiyip yutmak, bir de üstüne bir unutturmaya çalışmak, bunların en iyi bildiği iş. İstifa söylenen sözlerin üstünü örtmez. Bu sözleri de kimse unutmaz. Değerli basın mensupları, mübarek Ramazan ayındayız. Ülkemizdeki yoksullaşma, fukaralık bu Ramazan'da daha da görünür oldu. Millet Ramazan'ın sonunu nasıl getireceğini şimdiden kara kara düşünüyor. Fitre, yani bir kişinin bir günlük yemek parası bu yıl 40 lira olarak belirlendi. 4 kişilik ailenin fitresi günlük 160 lira. Aylık 4800 lira. Yani asgari ücretin 550 lira üstünde. Ve bu ülkede çalışanların %60'ı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Yapılan son anketlere göre toplumun %59'u gelirim giderimi karşılamıyor diyor. Bir tarafta kişi başına 1250 liraya lüks otellerde iftar açanlar, bir tarafta da iftarda, sahurda ekmeğinin yanına katık arayanlar. İşte en son Gaziantep'te yaşananlar. Millet iftar çadırının önünde ucu bucağı olmayan kuyruklarda. Tıpkı
Hükümetin başı gibi belediye başkanı da şehrindeki yoksulluktan bir haber. Kuyruk çok olunca lokantalardan takviye yaptık diye açıklama yapıyor. Ülkede orta direk hepten silindi gitti. Bir yoksul var, bir de çok zengin. Ortası artık yok. Bu ülkede yoksulun ekmek alırken ödediği vergiyle zenginin parasına kur garantisi veren, kur koruması veren bir hükümet var. Yandaşına dolarla, avroyla gelir garantisi bağlayan bir hükümet var. Ülkenin döviz kasasını tam takır ettiler. Mart ayının son haftası itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasası net 46,5 milyar dolar açık veriyor. 1970'lerin dövize çevrilebilir mevduatına Erdoğan'ca isim verdiler. Kur korumalı dedikleri mevduata 3 ayda vatandaşlarımızın sırtından 13,6 milyar lira ödediler. Bu mevduata hazineden ödenen faizin yıllığı %90'ı buluyor. Hani faiz nastı? Faizi düşürmenin inancınız gereği olduğunu siz söylemediniz mi? Faiz bütün kötülüklerin anası babası değil miydi? Peki bu %90 faizi nasıl izah ediyorsunuz? Bu ucube rejimin ilk 3,5 yılında bütçeden yapılan faiz harcaması tam 68 milyar 300 milyon dolar. Her ay 1 milyar 551 milyon doları, her gün 51 milyon doları, her saat 2 milyon 125 bin 329 doları vatandaşın cebinden almışlar, içerideki ve dışarıdaki faiz lobilerinin kasasına aktarmışlar. Bu nasıl naz? Yazık, günah değil mi? Değerli basın mensupları, kasamızdan bir kuruş çıkmayacak dedikleri geçilmeyen yollar, köprüler, uçulmayan havalimanları için son 5 yılda vatandaşın cebinden alıp yandaş müteahhitlerin cebine koydukları para 10 milyar doların üstünde. Ama devletle iş yapan müteahhitlerin hepsi bu kadar da şanslı değil. Onlar 4'e 5'e katlanan inşaat maliyetleri karşısında kendilerine sadece %3 ile %5 fiyat farkı verildiğini söylüyor. Batıyoruz diye feryat ediyorlar. Bir kamu müteahhidi zam furyası nedeniyle şirketlerin konkordato ilan ettiğini, teminatını yaktığını söylüyor. 30 yıldır sektördeyim, böyle bir dönem görmedim diyor. Vatandaşın vergisini cebe indirmek için aç kurtlar gibi bekleyen saray ve şürekası ve onların beslemeleri nedeniyle akaryakıttan alınan vergi düşmüyor. Çiftçiye, esnafa, üreticiye hak ettikleri destek verilmiyor. Sofraya ucuzluk gelmiyor. Peki tüm bunların sorumlusu kim? Hükümet koltuğunda kim oturuyor? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Geçtiğimiz hafta ekonomi masası olarak Kahramanmaraş ve Hatay'daydık. Kahramanmaraş'ta bıçak kemiğe dayanmış. Esnaf canla başla çalışıyor ama insanların alım gücü bitmiş. Dükkanlar artık her ay ne kadar kazandığını değil, ne kadar eksiğe girdiğini hesaplıyor. Hatay'da üretici de nakliyeci de sarayın üst üste yaptığı dış politika hatalarının faturasını ödüyor. Ekonomi masası programımızın tamamlanmasının ardından memleketim Tekirdağ'da iş dünyasıyla, sivil toplum örgütleriyle, çiftçilerle bir araya geldi. Esnaf çalışırken batıyor. Fatura az gelsin diye elektriklerini kısmış, ekmek teknesinin batışını karanlıkta izliyor. Çiftçi Tekirdağ'ın verimli topraklarında dahi üretmekte zorlanıyor. Mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatları sadece 1 yıl içerisinde 2'ye 3'e katlanmış. Sayın Genel Başkanımız, biz de buradan aylardır bağırıyoruz. Büyük bir gıda krizi giderek yaklaşıyor. Derhal önlem alın diyoruz. Oralı bile olmuyor. Oysa günümüzde gıda güvenliği artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Özellikle pandemiden sonra gıda ve sağlıkta kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gördü. Ama bir bizdeki hükümet görmedi. Gözlerini sımsıkı yumdu, kulaklarını kapattı, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir dedi. Saray en iyi bildiği işi yaptı, sorumluluktan kaçtı. Ama sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamıyor. Şimdi her hatası gibi sorumluluktan kaçmasının acı faturasını millet olarak hep birlikte ödüyoruz.
Erdoğan'ın umurunda mı? Değil. Çıkmış diyor ki, böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir diyor. Millete ahkam kesiyor. Yeter artık. Siz yeter nedir bilir misiniz? Bu millet size daha hangi fedakarlığı yapsın? Milletin bir ciğerini sökmediğiniz kaldı. Daha ne yapacaksınız? Daha nasıl bir fedakarlık bekliyorsunuz? Artık fedakarlık sırası sizde ve şürekanızda. Lüksünüzden, şatafatınızdan fedakarlık yapacaksınız. Şürekanız üçer beşer aldıkları ballı maaşlardan fedakarlık yapacak. Tahsildarlığını yaptığınız beşli çeteniz memlekette yansa da tıkır tıkır ödenen dolar, avro cinsinden geçiş, uçuş, yatış garantilerinden fedakarlık yapacak. Siz de tüm bunların üstüne son bir fedakarlık daha yapacaksınız. Ülkeyi artık yönetemediğinizi kabul edeceksiniz. Vakit geçirmeden milletin önüne sandığı getireceksiniz. Milletimiz de size, bu hükümete, bu rejime sandıkta hak ettikleri şamarı atacak. Değerli basın mensupları, bugün son olarak Rusya-Ukrayna savaşına değinmek istiyorum. Savaş tüm acımasızlığıyla sürüyor. Ukrayna'nın şehirleri Rus füzelerinin hedefi oldu. Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerden toplu mezar haberleri ve hepimizin içini yakan görüntüler geliyor. Sivillerin katledilmesi insanlık suçudur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu iddialar ciddiyetle araştırılmalı, failleri bulunmalı ve mutlaka cezalandırılmalıdır. Savaşın bir an önce diplomasi yoluyla son bulması hepimizin ortak dileğidir. Fakat burada da çok dikkatli olunmalı. Ukrayna ülkemizin de aralarında bulunduğu 8 ülkeyi garantör olarak görmek istediğini söylüyor. Bu 8 ülkenin 7'si NATO üyesi. Ukrayna, NATO üyesi ülkelerin garantörlüğünü sağlayarak bir şekilde NATO koruması altına girmek istiyor. Dışişleri Bakanlığı'nı parti örgütüne çeviren sarayı biz buradan uyarıyoruz. Putin ve Zelenski arasında bir fotoğraf verebilmek için Türkiye'nin başını ileride çok ağrıtacak bu gibi taahhütlerin altına asla girmeyin. Ukrayna bir garantörlük ve güvence istiyorsa bunun Birleşmiş Milletler tarafından sağlanması gerekir. Bu sayede sağlanacak bir barış hem uluslararası hukuk bakımından hem de Rusya'yı bağlayıcılığı bakımından çok daha doğru olacaktır. Diğer taraftan bu savaşın turizm gelirlerimize ve ekonomimize ciddi etkileri görülmeye başladı. Rusya ve Ukrayna'dan turist getiren tur operatörlerimizin kullandığı kiralık uçaklar kiraya verenler tarafından geri çağrılmaya başlandı. Bu yıl tur operatörlerini ayakta tutmak için devletin mutlaka finansal destek sağlaması şart. Aksi halde yerli ve milli tur operatörlerimiz birer birer yabancıların eline geçecek. Değerli basın mensupları, Türkiye büyük bir ülkedir. Milletimiz ortaklarımızla beraber bize görevi verdiğinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemize adaleti getireceğiz. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'yi üreten ve üreterek zenginleşen bir ülke yapacağız. Ülkemizin zenginliğini hakça paylaşacağız. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda derelerimiz, denizlerimiz, dağlarımız rant uğruna yok edilmeyecek. Parasal ve mali dengeler siyasi rant uğruna heba edilmeyecek. Bütçe açıklarını alabildiğini arttırıp ülkeyi borç batağına sokmayacağız. Para politikasını etkisizleştirip enflasyonun elden kaçmasına göz yummayacağız. Hem ekonomide hem de ülkemizde kural hakim olacak. Biz milletimizde el eleyiz. Ülkemizin ufkunu karartan bu zulmü hep birlikte sandıkta bitirmeye hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanında köklü bir değişikliğe gitti.
Millet İttifakı ortağınız İyi Parti'deki bu değişikliği siz nasıl yorumlarsınız? Önce hayırlı olsun. Biz ortağımız da olsa başka partilerin iç işlerine karışmayız. Biz AK Parti değiliz. Biz Millet İttifakı'yız. Cumhur İttifakı da değiliz. Bizde her şeyden önce karşılıklı saygı var, sevgi var. Diğer tarafta sadece biat var. Efendim bir soru da Kanal 7 tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. HDP eş başkanı Mithat Sancar Malatya'da yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na gönderme yaptı. Cesur olun. Ürkek mesajlarla, kuru değişim sözleriyle ağır sorunları çözemezsiniz. Değişim istiyorsanız şimdi HDP zamanı mesajı yolladı. Bu sözlere sizin cevabınız olacak mı? Yine her zamanki gibi ucu başı kesilmiş bir soru. Sayın Sancar'ın sözlerini gördüm. Kendisi yaptığı çağrının bir barış çağrısı olduğunu söylüyor. Hem iktidardaki partilere hem de diğer partilere bu çağrıyı yaptığını ifade ediyor. Yani bu soruyu soranların üstü kapalı şekilde yönlendirmeye çalıştığı yere çıkmaz. Ben bu sorunun sahiplerinin bu soruyu aynı zamanda Cumhur İttifakı'na da sormalarını bekliyorum. Efendim bir soru da Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu da şöyle. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Kanal 7 televizyonda katıldığı programda Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin AK Parti MYK'sında gündeme geldiğini söyledi ve şu cümleyi kurdu. Bazı arkadaşlar, ben dahil, 195 lira yapalım dedik. Hani esnaf 9 lira 99 kuruş yapar ya algıyı yönetmek için dedi. Cumhurbaşkanı da bunu kabul etmediğini söyledi. Bülent Turan'ın algıyı yönetmek için sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz hep söylüyoruz. Bunların dertleri ülkeyi yönetmek falan değil. Müflis bezirganlar gibi algıyı yöneterek bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. Algıyla olgu değiştirilemez. Yamayla da bu ekonomi hiç düzelmez. Vatandaş artık 200'e de 195'e de bunların yaptığı her zulmede isyan ediyor. Bir de aynı programda grup başkan vekilleri geçenler para verdiği için geçmeyenler daha az para veriyor demiş köprüden. Ya bu nasıl bir açıklamadır? Sizin genel başkanınız milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak demedi mi? Ya şimdi geçmeyen neden para veriyor diyorsunuz? Neden geçmeyen bu köprüden geçmeyen para veriyor? Biz zaten bunu soruyoruz. Herhalde AK Partililer sorumluluktan kaçmak için işi artık deliliğe vurmaya karar verdiler. Sağlıklı bir kafadan bu sözler çıkmaz. Bu hesap da çıkmaz. Efendim bir soru da KRT TV tarafından yönlendirildi. KRT TV'nin sorusu da şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uzunca bir aradan sonra televizyona çıktı. İşler elhamdülillah iyi dedi. Faiz arttırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tamam diye konuştu. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Estağfurullah. Üretici enflasyonu %115 ile 1995'in Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış. TÜİK'in makyajlı tüketici enflasyonu 2002 Ocak ayından bu yana zirve yapmış. 27-28 yaşındaki gençlerimizi bu hükümet 3 haneli enflasyon rakamlarıyla tanıştırmış. Türkiye enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşan sefalet endeksinde şaha kalkmış, en başa geçmiş, rakip tanımaz hale gelmiş. Kimin işleri iyi? Tabii ki saray ve şürekasının işleri iyi. Bunların milletin ne çektiğinden haberleri yok. Herkes kendileri gibi yaşıyor zannediyorlar. Böyle bir günde üst üste bir bakan çıkıp elhamdülillah iyiyiz diyorsa bu bakan ya işi bilmiyordur ya da mezarlıktan geçerken korkudan ıslık çalıyordur. Hep söylüyoruz. Başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Başka yok mu? Teşekkür ediyorum ben de.